Şimdi dikkatle dinleyelim. Bu saatten sonra o zaman Çin egemenliğinde yaşayan Türkler, hep size anlatıyoruz ya, Türkler bağımsızlığına böyle düşkündür. Karakteri bağımsızlıktır diyoruz ya. Hiç mi isyan çıkmadı ya? Dikkatli bir düşünün bakayım. O Çin egemenliği sırasında hiçbir Allah'ın kulu çıkmadı mı? Çıktı. Türk tarihinin ilk milli istiklal ayaklanmasını başlatan Kürşat ayaklanması çıktı arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Kürşat, Şat ünvanı zaten hanedan üyelerine verir. Bir tane prensin oğludur biliyor musunuz normalde? Prens. Ve bu prensin oğlu 39 arkadaşıyla beraber bir plan yapar. Planı da anlatayım size. Şimdi bu Çin imparatoru yıllarca bu Göktürkleri hep esir olarak almış ve Çin hapishanelerinde yüzlerce, binlerce şey var, Türk var. Şimdi diyor ki bizim Kürşat, 39 arkadaşına, arkadaşlar bu diyor imparator, Çin imparatorundan bahsediyor. Böyle geceleri dışarı çıkıyor, tedbirli kıyafet giyiyor hani Osmanlı'daki padişahlar gibi. Böyle dolaşıyor mahallelerde. Biz de ne yapalım? Onu sağ ele geçirelim ve ona karşılık Çin hapishanelerindeki Türkleri geri çıkaralım. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar planlar yapıldı. Her şey çok güzel. Şans ya. O gün öyle bir yağmur yağdı ki bu sefer de her zaman dışarı çıkan imparator o gece çıkmadı. Şimdi Çin sokaklarında 40 tane böyle kafasında bir şey geçirilmiş adam geziyor. Elbet duyulacak yani bu. Bunun üzerine değerli arkadaşlarım dedi ki Kürşat, yapacak hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Çin sarayını basacağız dedi. Çin sarayı arkadaşlar, Çin sarayının içinde ne kadar Çinli olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Yani imparatoru koruyan. Ama diğer türlü de mahallelerde öldürüleceklerdi. Bunun üzerine Kürşat 39 arkadaşıyla beraber sürdü saraya atını. Sarayın kapısı da zaten binlerce Çinli var. Ok ata ata girdiler aslında. İçeri kadar da girdiler. Ama baktılar ki bu iş olacak gibi değil. Hemen oradan tekrardan geri çıktılar. Bir ırmağın dibine geldikleri zaman hem atları yorulmuştu hem kendileri artık yorulmuştu. Son kez atın arkasını döndürdüler. Yani sırtını döndürdüler. Ok ata ata değerli arkadaşlarım. Bazı kaynaklara göre 39 tane kişi 2500'ün üzerinde Çinli'yi oklarıyla öldürmeleri. Bu ne demek arkadaşlarım? Hani biz bazen Cüneyt Arkın filmlerinde dalga geçiyoruz ya, üçlü birden atıyor, üç tanesi farklı yere dağılıyor falan. Tamam belki o abartı olabilir ama genel manada oku özellikle çok hızlı kullandıklarından dolayı yani devamlı çıkarıp atıyor, devamlı çıkarıp atıyor. İnanılmaz bir şey ve 39 kişi can veriyor der arkadaşlar. Niye can veriyor? Türk milleti Çin'in altında esaret yaşamasın diye.